Şu an için bu sabah alınan kararla birlikte ÖTV oranlarında %5,5 ile 11 arasında fiyatlarında otomobillerin indirim olacak. Bilgi alacağız öncelikle. Ona göre bakalım değerlendirmemizi yapacağız. Sıfır araç almayı düşünenlerin beklediği haber geldi. Otomotivde ÖTV ve matra oranları değişti. Buna göre 1600 silindire kadar vergi dilimi 3'ten 5'e çıkarıldı. Sıfır otomobiller için ÖTV matra güncellemesi yapıldı. Buna göre silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için %45, 50, 80 şeklinde 3 farklı dilimde uygulanan ÖTV oranlarına ara kademeler eklendi. ÖTV matra 120 bin lira aşmayan otomobiller %45'lik vergi oranı diliminde yer alacak. Peki vergi matra nasıl hesaplanıyor? Biliyorsunuz matrahlar %45'ten başlıyor. Vergi öncesi dediğimiz, yani ÖTV ve KDV'den önceki tutara biz matrah diyoruz. Vergi öncesi matrah. Nasıl bir düzenleme ve araçlarda ne kadar indirim uygulanacak? Tabii. Daha önceden 3 dilim vardı biliyorsunuz. %45, %50 ve %80. Dolayısıyla bu fiyatlar bir anda 150 bin bandını geçen matrahı, bir otomobilin fiyatını 265 bin liradan 320 bin liraya çıkartabiliyordu. Aralığın 20'sine kadar böyle geldi bu durum. Aralığın 20'sinden sonra artan kurlar ve artan bu vergi diliminden dolayı fiyatlar bir anda 400 binler bandına girdi. 2022 modellerin gelmesiyle birlikte de bu fiyatlar daha da arttı. Tahmin ediyorum hükümet bunu iyi takip ediyor ve bunu gördü. Dolayısıyla bu %50'lik dilimle %80'lik diliminin arasına %60'lık ve %70'lik baremleri de eklemiş oldu. Bu gördüğünüz araç 2022 model otomatik vites bir araç. İndirimden önce fiyatı 421 bin liraya satılıyordu. Şu anda fiyatı ÖTV düzenlemesiyle birlikte 398 bin liraya düştü. Dolayısıyla hani baktığınızda 23 bin lira gibi bir modelde indirim var. Ama 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lirayla kaçıran modeller de var. Distribütörümüz tahmin ediyorum çalışıyordu. Belki onlarda da ek destek vererek, ki vereceğine inanıyorum, birkaç modelin daha bu indirime girmesini sağlayabilir. Toyota Soncar Genel Müdürü Aykan Ceylan, ÖTV matrağındaki düzenleme ile birlikte sıfır araç alımına talebin arttığını söyledi. Ama bu haberle birlikte sabahtan beri olumlu bir gelişme var. Showroom trafiği arttı. Talebini erteleyen insanların talebini öne çektiğini görüyoruz. Almak isteyen insanların da showroomlarımızı ziyaret ettiğini sabahtan beri izliyoruz. Ben bunu da yapmalarını öneriyorum. Sıfır fiyatları düşünce ikinci el fiyatları da düşecektir. Dolayısıyla bu eğer kurlar artmazsa, ki umudumuz o, bu fiyat avantajı devam edecektir. Ben otomobil almak için şu an çok doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum. Özellikle yılın ilk çeyreğini almayı düşünen insanların değerlendirmesini öneririm. İndirim haberi geldi. Fiyatlar düştü mü düşmedi mi, ona bakacağız. Araştırma yapıyoruz. Ama fiyat düştüğüne dair güncellemeler var sitelerinde. Bakalım ne kadar indirim olmuş.